temelde yapılan araştırmalar aile dizimiyle ilgili neler gösteriyor? Elbette ki merak edilenlerle birlikte konuşmaya çalışacağız. Yaşam Koçu aile dizimi uygulayıcısı Gül Çukur bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, İyi haftalar. Sağ olun, size de iyi haftalar. Sizinle haftaya başlamak gayet keyifli. Biz öncesinde de sohbet ettik. Yayında da aynı keyifle sohbeti gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi aile dizimi popüler bir kavram haline geldi ve merak uyandırmaya başladı. Aslında konularla ilgilenenler zaten çok uzun zamanlardır ne anlama geldiğini, nasıl uygulandığını, hangi amaçla uygulandığını biliyor. Ama işte o popüler kültür biraz sosyal medyanın devreye girmesi, biraz filmlerin, dizilerin devreye girmesiyle farkındalığı olmayan insanlarda da farklı bir merak uyandırmaya başladı. O yüzden biraz şöyle aile dizimini iyice anlayalım istiyorum ben. Önce nedir diye mi başlayalım? Nasıl anlatalım aile dizimini? Evet, aslında aile dizimi nedir diye başlamak sanki biraz daha bir giriş kapısı olacak. Oradan başlayabiliriz. Sizin de dediğiniz gibi popüler hale geldi. Aslında çok uzun yıllardır aile dizimi hem ülkemizde hem yurt dışında yapılıyor. Bu derin bir şifa çalışması. Fakat diziyle birlikte popüler hale geldi. Aslında biz biraz subjektif bir kavram olduğu için hani nedir bu? İşte kahve falı mı? İşte psikodrama gibi bir şey mi? Nasıl bir şey? İnsanlar bunu çok merak ediyordu. Bunu biraz dediğim gibi subjektif bir kavram olduğu için anlatmakta zorlanıyorduk. Aslında bu anlamda diziye bir teşekkür borçluyuz bence. Dizimciler, aile dizimi yapan uygulayıcılar ve uzmanlar olarak. Biraz görünmeyeni görünür hale getirdiler. Biraz merak uyandırdılar. Şimdi yurt dışında da aile dizimi yapan gruplar ve arkadaşlarım var. Onlar bile konuşuyorlar kendi aralarında. Hatta dün bir sosyal medya hesabında bunun üzerine tartışma başlatmışlar. İşte Türkiye'den bu şifanın çıkması. Kimse eleştiriyor bazı yönleriyle bu diziyi. Kimse diyor ki hayır, hani işte yine şifa doğudan çıktı ve insanların duymasını sebep oldu. Bunun için bir saygı duymalıyız diye aralarında bir forumda konuşuyorlardı. Ya tabii diziler, filmler ve popüler bir takım sosyal medya gibi araçlar da devreye girdiğinde belki her şeyi tam anlamıyla anlatamıyor. Çünkü orada bir popülerlik, izlenebilirlik, yani bir şeyleri farklı kılmak da devreye giriyor. Ama bizim tabii biraz daha öze yönelmemiz gerekiyor. Bu farkındalığı sağladı mı? Evet. Sağladı. Aynen öyle. Evet. Sağladı mı? Sağladı. Aynı zamanda bir resim demiş, gene yabancı bu işin eğitimini veren hocalardan birisi. Unutmayın ki evet, dizim nedir, aile dizim nedir bunu anlatıyor ama yanında da bir yaz dizisi. Tabii. İkisini birlikte kombinlemişler. Onun için bu bakış açısıyla bakın. Evet, o bakış açısıyla baktığımızda insanlar şeyi de sorguluyor. Ya işte bir kere de böyle bir şey olabilir mi? Yani aslında onun bu hani bir yaz dizisini de eklemesi o ciddiyetten alıyor. Orada verilmek istenen mesajı, yani insanlarda küçük bir farkındalık uyandırıyor. Bütün hayatın kurgusunu aile diziminin üzerine yapmak sanki acayip mucizevi bir şeymiş gibi onu lanse etmek de çok gerçeği ve doğruyu yansıtmıyor. Dolayısıyla oradaki eğitmen arkadaşımın dediği gibi bir de yaz dizisiyle kombinlenmiş, böyle bakmak lazım. Tabii. Evet, gerçekten tabii şimdi uygulayıcı gözüyle bakınca, siz işin içinde olunca birçok alanda böyle işte tarih filmleri çekilir. Tarihçiler bir sürü eleştiriler getirir. İşte bazı noktalardan şaştı, tam olarak öyle işletilmedi. Ama o filmin ve dizinin başka bir amacı da var. İşte onu da gütmek zorunda olduğu için işte bazen aşk, bazen içine biraz ihtiras, bazen başka konular girmek zorunda kalıyor. Şimdi o zaman aile dizimini biz de biraz daha açalım. Açalım. Kapıdan girelim artık. Evet, bir kapıdan girelim. Sizin bu arada aile dizimine ilginiz, merakınız ne zaman başladı? Hemen onunla başladım. Yani çok uzun yıllardır zaten benim bu kişisel gelişim alanındaki yolculuğum çok uzun yıllardır. 20 yıla yakındır devam eden bir yolculuktu. Bir sürü öğretilerle ve eğitimlerle tanıştım ben. Bir gün bir arkadaşım dedi ki işte aile dizimi diye bir şey var. Ondan sonra işte İstanbul'dayım o zaman.
Cihangir dedi bir yerde bir dizim açıyorlar dedi. Yani nasıl bir şeymiş, bak gel gidelim falan. Neyse gittik. İnanılmaz bir deneyim yaşadım orada. Birisinin dizimi açılıyor ve bir düşük yapmış, bebeğini kaybetmiş birisi. Biraz sonra şimdi detaylandıracağız. Bir anda kendimi o düşük yapan, galiba kürtajdı, tam hatırlamıyorum ama kürtaj olmuş çocuk gibi hissettim. Bir anda böyle dizimin ortasına girdim. Yani bir güç, bir enerji beni itiyor oraya, git. Ve böyle içimde çok bir şey var, acı var, ne olduğunu anlamıyorum ama ben orada olmak istiyorum. Dolayısıyla şeydi, yani hakikaten az önce hani mucizevi değil ama o bilen alan diyorlar oraya. Yani o bilen alanda bilgi dolaşıyor, hepimizin bilinçaltında dolaşıyor. Yani ben sonradan öğreniyorum işte kürtaj ya da düşük yapmış o kişi. Sonra ama benim içimdeki bir şey gidip o kadının bacaklarına sarılmak istiyorum. Onun kucağında yatmak istiyorum. O an anladım ki bu çok başka bir şey. Bu bir mucize değil. Bu bir mucize değil. Burada aslında nörolojik olarak, yani nörolojik olarak demeyeyim de, yani aslında aynı nöronlar sayesinde birbirimizin bilinçaltına okuyoruz. Yani oradaki bir bilgi, karşımdaki bir bilgi bana geliyor. Yani şu an sizinle de hani konuşuyoruz. Aynı nöronlarımız konuşuyor. İşte siz böyle yapıyorsunuz, bir süre sonra ben böyle yapıyorum. İşte siz esneyeceksiniz, ben esneyeceğim falan gibi. Dolayısıyla o alana da Bert Hellinger, aslında biraz hem onu da anmak istiyorum ve onurlandırmak ve çok teşekkür etmek istiyorum. Bert Hellinger, konudan konuya atlıyorum ama şimdi toparlayacağım hepsini. Dolayısıyla Bert Hellinger bu işin üstadı, babası, bunu insanlığın hizmetine sunan Alman psikolog Bert Hellinger. İşte o alana fenomenolojik alan diyor ve bilen alan diyor. Dolayısıyla orada hiçbirimizin bilmediği ama hepimizin içsel olarak bildiği bir şey gerçekleşiyor. Çözülme. Yani bir şifre, yani bir olay var. Orada bir düğüm var ve bir şifre gerekli, bir anahtar gerekli. O anahtar bir bakış, bir söz, bir duygunun sağaltılmasıyla birlikte orada bir farkındalık yaşanıyor. Dolayısıyla bu hepimize mucizevi gibi geliyor. Bir yönüyle de öyle. Aile dizimi nedir derseniz, evet işte birileri bir konu var. Yaşam içerisinde tekrarlayan döngülerimiz var. İşte aynı ilişki paternlerine dönüyoruz. İşte hep aynı tip kadınlar, aynı tip adamlar. Aynı olaylar. Aynı olaylar, sağlık, aynı sağlık sorunları. İşte 7 kuşak ne bileyim kanser. 7 kuşak işte ne bileyim kadınlıkla ilgili işte kısırlık, çocuk sahibi olamamak gibi konular geliyor. Ne bileyim işte sürekli bir borçlanma, bir parayla ilgili ilişkide problemler yaşıyor. Yani o zaman işte ruh bir yerde diyor ki, yani hani ne oluyoruz? Hani bir buna bir bakalım. Hani burada ne var? Dizimde işte bu görünmeyenin, ben hikayenin görünen tarafını biliyorum. Diyorum ki ben Gül olarak sadece şeyi biliyorum. Yani ben her şeyi doğru yapıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Ondan sonra işte spor mu yapıyorum, onu yapıyorum. Ya bu hastalık neden bende? Diyorum. Ya da ne bileyim ilişkimde, yani ben bu adama, bu kadına yani şöyle iyi davranıyorum, fedakarlık yapıyorum. Niye ben hep aldatılıyorum? İşte neden bu ilişkileri yürütemiyorum? Bilinç düzeyinde burayı sorguluyorum. Ondan sonra bilinç düzeyinde bunları sorguladıktan sonra aile dizimi diyor ki bilinç altında hikaye var. Yani sen Gül olarak sadece Gül değilsin. 7 göbek atanın, 7 kuşak atanın hikayesini taşıyorsun. Onların paketiyle bu dünyaya geliyorsun. Ya yani o paketiyle dünyaya gelmek demek ne demek? İşte nasıl DNA'mız var bizim. Kaşımız, gözümüz, sizin güzel gözleriniz, kim bilir hangi atanızdan geldi, aldınız DNA'nızı. Taşıyoruz, aynen öyle. Şimdi bunun yanı sıra hani... Sadece göz rengimizi, saç rengimizi atamızdan taşımıyoruz yani. Taşımıyoruz. Onların tamamlayamadığı olaylar da benim bedenimde, benim hücresel hafızamda. İşte onların kavuşamadığı aşklar da benim hücresel hafızamda. Efendim onlar bir fakirlik yaşadıysa, para kaybettiyse... Ya da onlar birilerine bir haksızlık yaptıysa, sistemin, bu büyük sistemin, ilahi planın dengesini bozacak bir şeyler yaptıysa
Ben onların torunları olarak diyorum ki ben sizin adınıza bunları ya taşıyacağım ya halledeceğim. Ben bunları bilmeden taşıyorum. Çünkü insan içine doğduğu aile zincirine ait olmak istiyor. Ait olmak istediği için de bilmeden onların ayak izlerinde gidiyor. Yani bu dünyaya sıfır olarak gelmiyoruz. Bir paketle geliyoruz. O paketle gelmek, hani işin biraz bilimsel tarafında konuştuk ya, bir kere artık bilim epigenetiği konuşuyor. Epigenetik nedir? İşte o ruhsal aktarımlar, ondan sonra o ailenin yaşadığı hikayeler. Yani benim bir DNA'm var, DNA sarmalım var. O DNA sarmalımın ucuna ilk doğduğum gibi kalmıyorum ben. İşte bir olay yaşıyorum, ne bileyim, işle ilgili bir problem yaşıyorum. Ondan sonra işte başıma ne diyeyim, genelde işte insanların 3 tane konusu oluyor. Ya işte ilişkiler oluyor, ya para oluyor, ya sağlık oluyor. Bunun etrafında gelişiyor konular. Özellikle bizim coğrafyamızda böyle. İşte arka tarafta sürekli borçlanan, borç kaybeden bir dedem varsa, ben işte dünyaları kazansam bile sağ cebimden giriyor, sol cebimden çıkıyor. Çünkü oradaki dedeme ben saygısızlık yapmak istemiyorum bilinçaltımda. Onun önüne geçmek istemiyorum. Ya da hani o kadar geçmişe de gitmeyin, yedi kuşağa gitmeyin. Anam babam yani. İşte benim annem huzurlu bir hayat yaşamadıysa, ben onun kızı olarak iyi bir evlilikte yapsam ilişkilerimi sabote edecek mutlaka bir şey yapıyorum işte. İşte çok affedersiniz, öküz altında buzağı arıyorum mesela. Dolayısıyla ilişkilerimi sabote ediyorum. Çünkü içimde anneme sadık bir parçam var benim. Anneme, annemin önüne geçmek istemeyen, işte annemin onu gözüne sokmak istemediğim bir parçam var. Dolayısıyla hani deriz ya bazen, gitgide eleştirdiğim anneme benziyorum diye. Aynen öyle. Mitokondrisini içinde taşıyorsunuz. Aynen öyle. Zaten hani bu da artık hani sosyal medyanın şeyle bilindik bir şey. İşte anneannemizin de rahminde var olduğumuzu biliyor muydunuz? Hani yumurta attım. Mitokondriden geçiyor, anneden geçiyor bütün her şey. Dolayısıyla ben işte aldım DNA sarmalımı. Annem mutsuz bir evlilik yaptı. İşte annem borçluydu, babam borçluydu falan filan. Yani onun DNA sarmalına bir çentik atıyor. Yani hücresel hafızasına diyor ki işte erkekler güvenilmez. Diyor ki işte bu kanseri işte bilmem ne dedemin adına, anneannemin adına taşıyorum. Tık bir çentik daha atıldı. Bu paket artık, bu kapsül bana geçti. Ben artık bu bilgiyi biliyorum burada. Bilinçli zihnimde değil ama bilinçaltımda biliyorum. Hatta bazen derler ya, yani bu bizim ailemizin kaderi. Biz bunu hep yaşarız. Aynen öyle. Dolayısıyla şeyde Harvard Üniversitesi'nde bu epigenetikle ilgili yapılan birçok çalışmada bu epigenetiğin ne kadar önemli olduğu, artık hani göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen çalışmalar var. Özellikle hani beden kayıt tutuyor. Beden kayıt tutar diye de bir kitap ismi önermemde sorun yoktur, yok zannediyorum. Lütfen hani merak edenler onu alsınlar, okusunlar. Onu çok güzel anlatıyor. Özellikle bu işte şeyde Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bu travmatik. Bu arada Bert Hellinger bir Alman. Çünkü oralarda çok savaş var, oralarda çok kıyım var. İşte onların nesilleri de bir suçluluk, vicdan azabı duyuyorlar. Evet. Yani dolayısıyla oralarda intiharlar çok oluyor vesaire, işte göçler falan filan. Bert Hellinger bunu aslında ne diyeyim, paketleştirmiş ve dünya insanlık hizmetine sunmuş birisi. Ondan önce de yapılan çalışmalar var. İşte tiyatro düzenleri kurulup insanların işte duygularını sağaltmasına olanak veren terapiler de yapılmış ama Bert Hellinger birçok aynı zaman birçok bilgiyi, bilimsel bilgiyi ve ezoterik bilgiyi birleştirip aile dizimi kavramını getirmiş. ve sonra demiş ki bunu hani sadece ehil olan insanlar yapacak. Ben bunun işte eğitimlerini vereceğim herkese. Ama o insanların hepsi önce kendiyle çalışacak. Yani önce kendi travmalarıyla çalışacak. Kendi travmalarıyla çalışmamış birisi, ne bileyim, bir göç, bir tecavüz vakası, efendim ne bileyim, kendi içinde onu kaldıramayacak. Çünkü bunu yaparken yargısız bir yerden yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapacak kişilerin öncelikle kendiyle çalışmış olması gerekiyor. Buradan da şeye gireceğiz. Yapayım.
kimlere gitsinler, neler yapsınlar. Dolayısıyla ehil yerde, ehil insanlarla ve kendiyle çalışmış insanlarla bu dizimleri açsınlar. Çünkü şimdi çok da hassas bir konudan bahsediyoruz. Evet. Yani travma ve o travmayı biraz eşelemek ya da üstündeki o tozlu sayfayı aralamak. Şimdi bir psikolog böyle bir şeyin doğuşu altında aslında bilimsel, yine biraz araştırmalardan da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Yani bilimsel de bir tarafı var. Bir psikoloğun geliştirdiği, yine öncesinden gelen ama bir çatı oluşturduğu bir uygulamadan bahsediyoruz. Hem uygulayıcının kim olduğu çok önemli, hem de kişinin yani bu popüler, ben bunu da deneyeyim diye deneyebileceği bir alandan da bahsetmiyoruz. Aynen. İki açılı değerlendirmek lazım. Hem belki sizin üzerinizden hani konuşabiliriz. Siz bir kişinin bunu danışan olup olmamasına nasıl karar veriyorsunuz? Ya da kişi, ya ben acaba bunu denemeli miyim dediğinde herkes bunu deneyebilir mi? Ya da herhangi birinden bunu almak isteyen kişi karşısındakinde neye dikkat etmeli? Uygulayıcıda neye dikkat etmeli? Bir kere yani işte bilmem ne sertifikalı 15 günde hem aile dizimi de veriyoruz, hem yaşam koçluğu da veriyoruz, hem de regresyon terapisti de oluyorsunuz gibi. O işte 15 günde değil, benim eğitimlerim, süpervizyonluklarım hala devam ediyor. Hala kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bu böyle durmaksızın 4 yıl süren bir eğitim. Ve üzerine o eğitimlerde de kendi üzerinizde çalışarak yapıyorsunuz. Kendiniz bir vaka oluyorsunuz. Kendi hikayeleriniz üzerinde çalışıyorsunuz. Belki yüzlerce dizime katılıyorsunuz. Kendi dizimleriniz açılıyor. Oradaki diğer eğitmen arkadaşlarınızın dizimleri açılıyor. Vaka çalışmaları üzerinde bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu işte 15 günlük, bir yıllık, 3 aylık gibi eğitimlerde mutlaka eğitimleri sorgulasınlar. Nereden aldıklarını sorgulasınlar. Bir de gerçekten şu, hani merak olduğu için gidilmesin. Yani dediğim gibi bir kahve falı değil bu. Bir işte kahve falı açıyorum, işte bilmem ne amcam da öyle olmuş, bilmem ne teyzem de böyle olmuş gibi bir kavram değil. Bunlar birazcık hani yüzeydeki hikayeler, evet. Ama aşağıdaki daha derinlerde başka konular var. Mesela insanlar en çok hani yukarıda, ne bileyim işte borçlu, ıvırdı kıvırdı falan konuları var ya, ama aşağıda çok derinlerde utanç, suçluluk, öfke, aslında bunlarla çalışıyoruz. Bu yukarıdaki hikayelerin getirdiği o duygularla çalışıyoruz. İşte ilişkilerde genelde ne oluyor? İşte öfke patlamaları vesaire oluyor. Yani o aslında aşağıdaki öfkeyle buluşuyor insanlar. Yüzeyde işte bilmem kimin amcası, kimin teyzesi, o oradan gelmiş, bu buradan gitmiş. Mesela göçlerde özellikle. Ki bizim coğrafyamızda çokça var. Kesinlikle çokça. Özellikle İzmir'de çokça var. Yani benim danışanlarımın çoğu göçmen, işte Girit'ten göçenler, mübadeleyle gelenler. Yani hala şu an tüylerim diken diken oluyor. İşte anneanne orada geldiğinde işte 6 aylıkmış, gelmiş ve orada her şeyini bırakmış. Annesinin kucağında gelmiş. Yani orada çok büyük bir şey var. Kaybetmek var. Bütün her şeyini bırakıp gelen bir insanın kaybetme korkusu. Sen onun kucağında gelmişsin. Anneannen mesela gelmiş. Geliyorsun ve annenle bağını yitiriyorsun. Çünkü annen artık bedeni de ruhu da orada, Girit'te kalmış. Sen onun kucağında 6 aylıkla gelmişsin ve artık annenin seninle bir bağı yok. Dolayısıyla işte o 6 aylık kadın büyüdü büyüdü, işte 20'li yaşlarına geldi, işte evlendi, ben oldum oradan. Şimdi geriye dönüp bakıyorum, 3 nesil anneannem, yani o kişi. Anneannemin kendi annesiyle bağı yok. Bitti. Orada koptu. Nesiller arası travma. Buyurun, hoş geldiniz yani. O zaman çok çok karşılaştığınız bir şey İzmir'de de böyle İzmir'de olacak. İzmir'de tabii ki. Ve göç ve onun getirdikleri gerçekten uzun vadede de, yani hepimizin ya yakınında vardır. Ben de bir göçmen ailenin kızıyım. Ya işte komşularınızdan bunu duyuyorsunuz ya da bizzat bunu yaşamış oluyorsunuz. Ve dediğiniz gibi evinizi, yurdunuzu, doğduğunuz, büyüdüğünüz yeri, bakkalınızı, komşunuzu, aracınızı bırakıp bambaşka bir memlekete gelip burada çalışmak
zorunda olup çalışmamaktan başka şansınız yok ayakta kalmak için. Böyle bir mecburiyet, hatta göçmenlerin derler ki aile bağları daha kuvvetlidir. Çünkü birbirlerine tutunarak hayatta kalabildiler. Ama bunun beraberinde de getirdiği birçok travmayı da yine yaşıyoruz. Uygulamadan da ben aslında birazcık bahsedelim istiyorum. Çünkü ben sizle program yapmadan önce hafta sonu da böyle konuşuyoruz. Mesela arkadaşlarımın, bu konuyla ilgisi olmayan arkadaşlarımın merak ettikleri vardı. Mesela dediler ki yani kişi uygulamak için ne yapıyor? Bu bir işte bir ritüel mi yapıyor, bir dua mı ediyor? O alan nasıl oluşturuluyor uygulayıcı kişi tarafından? Dedim, inanın bunu hiç sormamıştım. Pazartesi günü Gül Hanım'a sorayım dedim. Yani birden evet uygulayıcı eğitimleri aldı. Direkt konuya mı giriyor? Mesela bunu çok merak ediyorlar. Ne yapıyorsunuz o an? Yani şöyle, tabii ki bir ön ısıtma var. Yani sonuçta gelen herkes bir tedirginlikle geliyor. Nereye giderseniz gidin. Yani tabii. Çünkü sizin üzerinizde birisi çalışacak. Tamam, siz gönüllü geldiniz oraya ama tedirginsiniz. Bana ne olacak, ne yapacak? Bir de zaten insanlar duyuyor, çok acılı bir şey. İşte çok ağlıyorsun, çok öyle oluyorsun. Ben de diyorum ki bu sevgiye bir yolculuk. Sevginin neresi acıtır, ağlatır yani? Ya onun içinde yaşamayı seçip daha çok ağlayıp o acıyla devam etmek, bu bir seçim. Öyle başlıyoruz. Aslında ortamı hazırlamak, kişiyi hazırlamak demek. Orada insan psikolojisi yine aslında devreye giriyor. O psikolojiye de biraz hakim olmak gerekiyor. Tabii yani orada koçluk becerileri devreye giriyor. Orada danışanla bir güven ilişkisi tesis etmeniz gerekiyor. Ancak insanlar güvendiği yerde kendini açabilirler. Güvenmediği yerde insan kendini açabilir mi? Dolayısıyla o güvenli bölgeyi yaratıyorsunuz. O koçluk sorularıyla. Güvenli bölgeyi yaratıldığında, danışanla aranızda bir bağ kurulduğunda zaten bütün bu hikaye, aile diziminin hikayesi bağ kurma, nesiller arası bağ kurma. Bağsız ve köksüz hissettiğim için zaten acı duyuyorum ben. İşte annemle bir bağ hissetmiyorum, acı duyuyorum. Babamla hissetmiyorum, acı duyuyorum. Şimdi gittiniz bir uygulayıcının yanına. Şimdi ben ona da bağ kurmasam ne olacak yani? Benim ihtiyacım olan şey zaten bu. Zaten orada yaşadığım bir kopukluk, kopukluk var. Aynen öyle. İngilizce dissociation diyoruz biz. Yani o kopukluğu önce bir şeyi, o güzel bir dikiş diyelim yani. Güzel bir bağlantı kuruyoruz. O bağlantıyı kurduktan sonra zaten danışan rahatlayınca bunun böyle 2-3 tane yöntem, tekniği, biraz çok tekneye girmek istemiyorum ama 2-3 tane mesela bireysel dizim açıyorum, grup dizimleri yapıyorum, kamplar yapıyorum, online'da yapıyorum. Yani aslında çalışmanın çıktısı hepsinde aynı. Yöntem değişiyor. Yöntem değişiyor. Yöntem değişiyor. Yoksa gittiği yer aynı. Grup çalışmalarından isterseniz örnek vereyim. Tamam. Grup çalışmalarında işte geldik bir araya. Siz... Kaç kişi olabiliyor bu arada ya da olmalı? Yani grup adı üzerinde grupsa burada bir sınır yok ama hani ben işte günde 4-5 tane diyelim ki bir atölye hazırladık. Bir atölye yaptık. Günlük bir atölye. Diyelim ki 4 kişi geldi. Katılımcıların zaten bir sınırı yok. Yani istediği kadar insan katılabilir. Diyelim ki biz 10 kişilik bir grubuz. İşte Ayşegül Hanım geldi, ben dizim açtırmak istiyorum. İşte sürekli tekrar eden benim hastalığım var. İşte dediniz, geldiniz. İşte o hastalıkla ilgili birkaç ön bilgi grubun içerisinde ama hani o az önce söylediğim konular. Tabii ki mutlaka bir meditasyonla açıyorum. Çünkü meditasyon demek insanın kendisine yaklaşması demek. Hani meditasyon deyince böyle uçuyoruz kaçıyoruz değil. Hani biraz daha merkezlenmek, bedenimde ne oluyor, kalbimde ne oluyor, ellerim nasıl, şu an gergin miyim, kaygılı mıyım neyse onları biraz sağaltmak için bir alanı, ortamı hazırlıyoruz. Ben tütsü seviyorum, tütsü yakıyorum. Ondan sonra güzel bir ferahlatıyor ortamı. Aromaterapik yağlarım var. Onlar benim kendi ritüellerim yani. Bunlar danışanlarıma yaptığım bir şey değil. Onu böyle ortamı hazırlamak için, böyle bir rahatlamak için.
ondan sonra sorularla başlıyoruz. Sonra konu neyse işte sağlıkla ilgili bir konuysa danışan aradan işte hastalığını temsil edecek birisini seç dediğimizde o kimi yakın hissediyorsa Gül'ü yakın hissediyor, Gül'ü seçiyor. İşte diyelim ki bir anne ilişkisiyle ilgili işte annesiyle bir problem yaşıyor. Anneni temsilen birisini seç, kendini temsilen birini seç. Ondan sonra da zaten bu çok konuşmaya dayalı bir şey değil. Hı. Tamamen bedenimde hissetmem lazım. Hücresel hafızamda çünkü konu orada kilitli zaten. Ben onları hücrelerimde hissettiğim için o vakti zamanında o dışarıya çıkmamış enerji atalarımdan gelen işte annemden gelen ya da benim kendi yaşadığım bir olay ne oluyor? Şimdi bir enerji yukarıya çıkıyor bir yerde işte 200 kilometreyle gidiyorum ben sonra bir şey oluyor zaten travma buna deniliyor. Ben birden bir duvara tosluyorum. Birisi beni durduruyor. Giderken durduruyor. Hop ne oldu? Bu enerji buradan böyle çıkacakken sıkıştım kaldım. Ne oldu bu? Ah işte nedir? O sıkışan enerji ya da öfkemi dışarıya çıkarmadım. O ilerlemeden o sırtım ağrımaya başlıyor. Kollarım ağrımaya. Başım. Mesela migren. Migrenin en büyük şeyi nedeni öfke. O öfkeyi şey yapamamak, çıkaramamak. Hatta sebebi de bilinmez ya migrenin bir tedavisi de yoktur. Tedavisi de yoktur. Ondan sonra o çalışmada o sıkışmış enerjinin dışarıya çıkması, işte bir duyguya giriyor, bir duyumsamaya giriyor. Bedeninde işte ne oluyor şu an bedeninde sorusu mesela onu sıklıkla sorarız. Şey der işte bir karıncalanma oluyor. Aslında orada sıkışmış enerji var ya o artık yukarıya çıkmaya başlıyor. Onu yani ben artık sağaltıyorum o duyguyu, regüle ediyorum. O dışarıya çıkmaya başladığında da artık benim sistemim, bedenim de bir rahatlama oluyor. Yani ruha giden kapı, psişeye giden kapı aslında bedenimden geçiyor. Bir de mesela bu uygulamada yine hafta sonu arkadaşlarımın merak ettiği şuydu. Dediler ki evet bir grup insan var ve bu kişi az önce de siz dediniz işte herhangi bir hastalıkla ilgili hastalığı temsilen birini seçtiniz. İşte anneyi temsilen birini seçtiniz. Bu kişi nasıl hiç tanımadığı birinin annesinin işte hastalığının ya da o seçilen konu kişi neyse onu bu kadar hissedebilir ve bu kişi bu konularla bağlantılı değilken bu his nasıl gerçekleşebilir? Yani onu da bir yere oturtamıyorlar. Yani evet onu kimse bir yere oturtamıyor. Anlatılmaz yaşanır diyorlar aile dizimi için. Onun için herkes hazır olan insanların önce bunu şöyle deneyimlemesini ben tavsiye ediyorum. Yani grup atölyelerine gelin. Ve sadece temsilci olun ya da izleyici olun. Bakın orada size gerçekçi yani evet gerçekçi geliyor mu? Siz bunu bedeniniz ruhunuz kabul ediyor mu bunu? Böyle bakabilirler, böyle deneyimleyebilirler. Yani hemen pat diye bir dizimin ortasına atmayın kendinize hazır değilseniz. Yani işte hiçbirimiz kararlarımızı zihnimizle almıyoruz biliyorsunuz. Hep duygularımızla alıyoruz. Yani bakın o büyük kararların hepsi duygularla. Şu an dünyada olan her şey duygularla alınıyor. İşte ucuna bir şey takıyorlar. Onun işte ne bileyim şey haline, fenomen haline getiriyorlar onu. Aslında aşağıda bir sürü başka duygular var. Evet. Ve o duygular tabii hep olumlu duygular mı? Aynen öyle işte. Öfke de var, stres de var, yani, mutluluk da var tabii. Yani hani Hitler dediğiniz adama baktığınızda aslında bir ressam olmak istemiş ama kardeşini göndermişler. O öfke ne yapmış? Bütün dünyayı yakmaya gitmiş olay. Yani gene bunun altında duygu var. Öfke var. Yani öfke var yani bunun altında. Onun altında da korku var. Öfkenin altındaki en derin şey korku. Ne var? Kaybetme korkusu var. Yani daha da altında ne var? İşte şey değersizlik duygusu var. Yani değer hissetmek, çok dünyanın en önemli adamı olmak istiyor. İşte buyurun hani buradan. Hani içerideki bir boşluğu, eksikliği doldurmak istiyor aslında değil aynen, mi? Aynen öyle. Şimdi tekrar aile diziminin o şeyine dönersek biraz böyle şey anlatayım. Neler aile dizimine konu oluyor ya da işte neler göstermek istiyor? İşte denge yasası var. Yani denge ne demek? Sistem mutlaka dengeye gelmek istiyor. İşte geçmişte ben bir atam bir işte birisini ne diyeyim
kötü örnekler vermek istemiyorum açıkçası. İnsanlar sonra gözü korkuyor. Yani birisinin tarlasını biz de şeydir ya o. Çeviri verirsin. Yani komşunun arsasına giri verirsin. Evet. Aman bir şey olmaz. Buraya da kimse bakmıyor dersin. Ondan sonra ben onun torunu olarak işte doğdum. Ben sistemi dengelemek istiyorum. Yani kolektif bilinç. Benim üstümde de bir tane büyük ilahi planlı kolektif toplum bilinci diyoruz. Abi dengelemek istiyor. Şimdi ben onun hakkını gasp ettim ya. Benim dedem gasp etti ya. Ben burada işte onun torunu olarak onun bedelini ödemek için habire para kaybediyorum, habire işim bozuluyor, habire iş tutturamıyorum falan filan. İşte buna denge yasası diyoruz. Ya da hiyerarşik olarak, işte hiyerarşi yasası diyoruz. Diyelim ki işte iş yerinde, nasıl söyleyeyim, şimdi ben çocuğum, bizim toplumumuzda da bu ana babanın ana babası olma konuları vardır ya. Şimdi ben annemi babamı kurtarmak istiyorum, işte onlara iyi bir hayat sunmak istiyorum falan filan. O da çocuğun işte küçüklükten gelen şey konusu. Annem babam beni görsün, sevsin falan filan konularına dayanıyor. Ben ne yapıyorum? Aslında çocuk yerimi bilmiyorum. Çocuk olmanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Ne yapıyorum? Ben hiyerarşiyi bozuyorum. Yani tıpkı bu şeyde askeriyedeki düzenden düşünün, bir tane erin gelip generallik yapmaya çalışması gibi. Ne olur orada sistem bozulur. Evet. Düzen bozuldu yani. İşte o zaman sen işte kimsenin çocuğu olamadığın için, ananın babanın çocuğu olamadığın için sonra sevgilinin çocuğu olmaya çalışıyorsun. Ondan almaya çalışıyorsun. Ondan sonra adama ya da kadına bu fazla geliyor. Çünkü sen o anne baba değil yani. O eşit. Anne baba ilişkisi hep şöyledir. Anne baba buradan verir, çocuk kalır. Ama iki partner arasındaki ilişki her zaman dengededir. Dolayısıyla orada hiyerarşik düzen olur. Bir de görünmeyen ve kabul edilmeyen. Genelde hastalıklar da benim hani kendi çalışmalarımda gördüğüm şey, hastalıklar mutlaka şey oluyor. Sistemden dışlanmış bir kişinin kendisini gösterme konusu oluyor. Özellikle bu kanserli vakalarda yani ne bileyim işte babanın ikinci eşini bir türlü şey yapmıyorsun, yani kabul etmiyorsun çocuk zihnin, annenin ikinci eşini kabul etmiyorsun ya da işte bir gelin gelmiş bir yerlerden, bize de kumalık mumalık, hani bizim coğrafyada çok ya, işte o ikinci kuma ya da işte birinci kuma işte şey oluyor, yani birinci kadının acısı kendini bir hastalıkla göstermeye çalışıyor. Yani dışlanmış kişi, ne bileyim, ya da utanç verici bir şey yaptı birisi ailenin içinde, bir tane amca. Ne bileyim ben, hırsızlık yaptı, işte birisini taciz etti falan filan. O mesela o amca hakkında hiç konuşulmaz. Hep böyle kapatılır. Biz sus sakın konuşma falan derler. Bizde o gizli sırlar çoktur. İşte bazen hastalıklar da o şekilde kendini gösteriyor. Doğru, ailede bazı isimlerin konuşulması yasaktır. Ama o kişiler kendini göstermek için mutlaka şey yapar. Yani işte hastalıkla gelir. Ne bileyim işte bir olayla gelir. Gösterir ta ki sen onu, evet ya hani ben de yani kim yaptırıyorsa artık, o piyango kime düştüyse bir sonraki nesilde o dizimlerle falan o kişiyi onurlandırmak, evet hani kolay olmayabilir bazen hani onurlandırmak, görmek, ama herkes görünmek, ya şimdi bazen istiyor. De işte insanlar diyorlar ki yani ben büyük bir travma yaşamadım, işte sizin söyledikleriniz aslında burada da devreye giriyor. İşte ne tecavüze uğradım, ne işte savaşta kaldım, ne evsiz kaldım, ne annesiz babasız kaldım. Yani görünürde benim yaşadığım hiçbir travma yok. Ama zaten mesele görünmeyenlerdeki, işte sizin anlattıklarınız, o DNA'mızda taşıdıklarımız, evet. Ve belki sebepsiz korkularımız. Tabii ki. Belki sebepsiz hareketlerimiz, anlam veremediğimiz, yine üst üste yaşadığımız olaylar. Şimdi peki aile dizimine kişi katılmak istedi ve işte bir takım problemleri var. Bunun evveliyatını araştırmak istiyor. Bir, bu seans ne kadar sürüyor? Bir de böyle ağır eğer daha da ağır travmalar çıkıyorsa, yani bunun bir şeyi var mı? İşte 3 seans, 5 seans, tek seans, böyle sınırlamalar oluyor mu? Ya bunun bir sınırlaması yok ama şimdi bu derin bir çalışma olduğu için öncelikle bu yeni bilince gelen şey, o farkındalığı yaşadım ya, ha anı var. Aslında o ha anı maksimum 30 saniye sürüyor. Aslında bütün çalışma o ha anına gelmek için. Terapide de vardır. Psikologlar der ki olayı fark etmek
çözmen için yeterlidir. Yani psikologla terapi yaparsın, sorun ortaya çıkar ve onu çözmek için başka bir yöntem yoktur. Sadece farkında olman yeterli. Evet, aynen öyle. O bilince geldiği anda biter. Onun bilince gelmesi bazen bir danışanda 20 dakika, bazen bir danışanda 1 saat, 1,5 saat. Bazen de belki danışan o alanda o bilince gelmek istemiyor, henüz hazır değil. O zaman da bir sonraki zaman yani danışan hazır olduğunu, ama genellikle ortalama onu siz mi yönlendiriyorsunuz peki? Yoksa saat. Kişi o alana zaten girmek istemiyor mu hazır olmadığı için? Görüyorsunuz hazır olmadığı için zaten hani girmek istemiyor, o direnç var. O direnç olduğunda da bazen hani görüyorum ben zihinsel olarak yapıyorum. İşte şu amcan bu bilmem neyin sen şimdi bir takım şifa cümleleri var. Şimdi ona de ki seni affettim, seni kalbime aldım falan filan, ama zaten danışanda görüyorsunuz yani onun kimse affedecek, kalbini alacak hali yok yani. Çok belli diyorsunuz. Yani o zaman o çok numara bir şey oluyor yani. Çalışmıyor yani orada. Ondan sonra da... Şikayeti de yani direnç koyabiliyor bu şekilde. Tabii ki koyuyor. Mesela dün bir hem tane... Hem bir taraftan istiyor orada, hem de bir taraftan direnç koyuyor. Mesela bu sıklıkla anne kız çalışmalarında rastladığımız bir şey. Hani işte anneye öfkeli bir kız. Siz zaman konusunda beni uyarın lütfen, ben konuştukça konuşurum. Galiba bir 6 dakikamız falan var. Okey, toparlayayım hemen. İşte o şifa anı geldi. Mesela şey, annemden nefret ediyorum. Annem şöyle, o bana hiç annelik yapmadı bilmem ne. Hani birazcık böyle danışanı kışkırttığınızda, hadi annene şunu söyle dediğinde demez. Çünkü içsel olarak herkes annesine bağlı ve annesini çok seviyor. Evet. Aha, hani orada bir test yaparsınız. Hani bakın gerçekten annene öfkeli misin? Hadi şöyle bir söz söyle dediğinde böyle bazen buz keser danışan. Dolayısıyla o farkındalığı yap. Bak böyle şey gibi yani bir dans gibi o danışan. O ritmi yakaladığınızda o hafif hafif gelir. Zaten sistem rahatlar, alan rahatlar, görürsünüz zaten siz onu. Kişi ne hissediyor acaba? Büyük bir rahatlama hissediyorlar. Büyük bir rahatlama. Yani yıllardır aslında omuzlarında taşınan bir yük. Evet. Hatta atalarının da taşıdığı bir yük. Aynen öyle. Atalarının da taşıdığı. Yani en güzel hediye, yani bunun aile diziminin en güzel hediyesi bence, bana göre, bir sonraki nesile bunu aktarmamak. Yani düşünsenize, benimle kopuk kopuk, yani bana kadar her şey kopuk. O bağlanma, o bağlantılar hep kopuk ve karanlık. Sonra birden şey, birisi bir düğmeye dokunuyor ve her yer aydınlık oluyor. Güneş doğuyor. Wow, harika bir şey. Arkadan besleniyorum ben. Artık o bağlantı, sızlık bitiyor. Ve elektrik akımı gibi hop, ne oldu? Benim kızımın arkasında bir aydınlık, oğlumun arkasında bir aydınlık doğdu. Bu güzel bir şey. Benim torunum için de bunu yaptım ben. Bunu, bu harika gelecek bir şey. Gelecek adına da bir şey yapıyorsunuz hem aslında. Hem kendim için bir şey yapıyorum, hem gelecek nesillerim için bir şey yapıyorum. Bu muhteşem bir şey yani. Evet. Şimdi bilimsel araştırmalar hiç yapılmış mı? Evet. Kısaca biraz ona da değinelim. Hemen ne diyor, değinelim. Araştırmalar tam olarak az önce aslında ilk başında biraz girizgah yaptım. Lütfen hani bununla ilgili kitaplar var. Seninle başlamadı. Zaten hani bu dizinin de ilk başladığı ve referans edildiği yer orası. Orada çok fazla bilimsel araştırma, Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalardan bahsediyorlar. Bu dizimler yapıldıktan sonra işte epigenetikte olan o değişimler, hani dedik ya DNA sarmalı, hep o travmalar hep bir kayıt atıyor, bir çentik atıyor. Dolayısıyla işte bu tür çalışmalar yapıldıktan sonra beynin bazı bölgeleri görüntüleniyor, öncesi ve sonrası. Muhteşem bir değişim var. Muhteşem bir değişim var. Özellikle mesela bu meditatif bir alanda aynı zamanda. Meditasyon yapılan yani beyin yapısıyla meditasyondan sonraki, yani yapılmayan ve yapılan, öncesi ve sonrası çekilen görüntüler var. Çok basit, internette herkes araştırsın baksın. Beynin o şey alanının ne kadar böyle artık o pür bir hale geldiğini görebiliyorsunuz. Öncesi böyle daha karanlık ve yoğun ve sonrasındaki alanı görebiliyorsunuz. Artık bilim epigenetikle birlikte buna şey vermeye başladı.
ne diyeyim, salık vermeye başladı. Bir de beden kayıt tutar, bu tür kitapların yazarların çoğu zaten psikolog ve psikiyatrist. Dünyanın birçok yerinde üniversitesinde yapılmış araştırmalar ve çalışmalar var. Hepsi görüntülerle de destekleniyor. Bakarlarsa bulurlar. Evet, zaten artık psikologlar ve psikiyatristler de dizim yapıyorlar. Daha önce belki sadece işte koçlarla ya da bu tip uygulayıcılarla konuştuğunuz konuları artık psikiyatrist ve psikologlar, onların da bir takım soruları, anne karnı, hamileliğin nasıl geçtiği, nasıl bir doğum olduğu gibi terapiye başlamadan önce ya bilimsel yöntemleri kullanılarak başlayacakları terapiden önce bile sordukları sorular bu yönde, ya da dediğiniz gibi uygulayıcıları oldular. Artık konu başka bir yere doğru evriliyor. Burada bir şey ekleyeceğim kısa hemen. Irvin Yalom, çok sevdiğim hem yazar hem psikiyatristlerden birisi. Onun çok böyle seans odası şeyleri vardı, bir kitabı vardı. Orada şey diyordu, yani modern psikiyatri teşhisi buldu ama tedavi konusunda çok eksik kaldı. Çünkü insana bir bütün olarak bakamadılar. İnsana bir bütün olarak bakıldığında insanın aslında şifresi çözülecek. Ben bunu anladığım gün bütün dünyam değişti. Dolayısıyla ben şimdi görüyorum, alanındaki uzmanlar da artık meditatif yaklaşıyorlar. Meditasyonu öneriyorlar. İşte mindfulness dediğiniz şey aslında meditasyonun batılılar tarafından paketlenmiş hali. İşte bunu içerken işte mindful iç, işte nasıl içiyorum, yavaş hisset, anda kal. Aslında bunu öneriyorlar. Bu çok güzel bir şey, çok sevindirici bir şey insanlık için, hele ki şu an içinde bulunduğumuz durum için. Şifa yine bence doğudan yükseliyor. Son olarak şimdi sizin bir kampınız var. Hı-hı. Ondan bahsedelim isterseniz, öyle veda edelim. Hem evet, meraklılarına, hem kimler, hı-hı, nasıl katılabiliyor, biraz da içerisinde neler olacak. Onu da hemen bahsedeyim. 30, 31 Ağustos ve 1 Eylül'ü kapsayan bir kamp olacak. Aile dizimi kampı. Urla'da, Barbarosköy'de, Urla'da bir kamp. Orada gün boyunca, 2 gün boyunca dizimler yapacağız. Herkesin getirdiği kendi konuları üzerinden ve akşamları bir şifa ve iyileştirme çalışmaları da olacak. Atalarımızı onurlandırma çalışması olacak. Yine sabah böyle erken saatlerde başlayıp meditasyonla birlikte tam ve hani dedik ya az önce, tam ve bütün hissedecekleri, işte kendilerine daha da yaklaşacakları, duygularıyla, duyumsamalarıyla neler hissettiklerini fark edecekleri dolu dolu 3 gün olacak. İlgilenenler kaçırmasınlar bu kampı diyorum. Grup enerjisinin de şifası bir başka diye de ekleyeyim. Nasıl katılabilirler? Sosyal medya... Sosyal medyadan katılabilirler. Numara vermemde sakınca var mı bilmiyorum ama yok. Çünkü şu an sosyal medya ile ilgili. Instagram'da kullanamıyoruz. Evet. Okey, şöyle yapabilirsiniz. gulchukur.com'a girebilirsiniz. Web sitem var. Orada form var. Form doldurup yazdıklarını, başvurduklarını oradan bana ulaşabilirler. Ulaşabildiklerini Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden sosyal medya üzerinden yazarlar. Ama web siteme girip form doldururlarsa oradan rahatlıkla ulaşabilirler. Evet. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza teşekkür sağlık, ederim. Çok keyifliydi. Kolaylıklar diliyorum size çalışmalarınızda. Çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Evet efendim, Yaşam Koçu aile dizimi uygulayıcı.